Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hoş geldin. İyi akşamlar Ümran Hanım. İyi akşamlar. Çok güzel bir kuş bana orkideleri çok sevdiğinizi fısıldadı. Buyurun. Kuşlar güzel şeyler fısıldıyorsa bir sıkıntı yok. Ama bunu çok güzel bir yere koymak lazım. Gel benimle kış bahçesine geçelim. Sen de abine söyle. Misafirimiz geldi. Abi, Yılmaz geldi. Ne işi var o herifin bu evde? Abi yemin ederim ben bir şey yapmadım. Annem kendi çağırmış. 180 derece döndü kadın. Getir buraya bir yakından tanıyalım falan diyor. Ya bırak neyini tanıyacaksın? Sanki ne mal olduğunu bilmiyoruz. Böyle konuşunca üzüyorsun ama beni. Dila, bak şunu sok kafana. O herifi en kısa sürede kendi hayatından da ailemizin etrafından da uzaklaştıracaksın. Sahiden üzüyorsun böyle konuşunca beni. Ama tamam. Madem sen öyle istiyorsun. Elimden geleni yaparım abi. Güzel. Elif'i ne yaptın? Konuşabildiniz mi? Fırsatım olmadı ki. Kızın hayatını mahvettim zaten. Bir de şimdi karşısına çıkıp hayatını alt üst eden adam benim. Yanındaki de benim kız kardeşimin çocuğu diyemiyorum. Evet, bence de dememelisin zaten abi. Önce bir hayatın düzene sokmasına yardımcı ol. Bir ortalığı toparla falan, sonra ne söyleyeceksen söylersin. Sen zaten ona bunu söylediğinde bir daha senin yüzüne bile bakmayacak ki herif. Telefonlarına çıkmayacak. Hiç yardım etme şansın kalmaz. Çiçeklerin yeri çok önemlidir. Toprağa karakterini nereye koyduğunda nasıl bir hayat süreceğini belirler. Ama eğer ikisi birbirine uyum sağlamazsa ölüp giderler. Evet efendim, tabii. Evet. Mesela ben orkideleri o kadar seviyorum ki. Onları sevdikleri bir yere koyduğun zaman çiçek açarlar, yumru verirler, çoğalırlar, büyürler. Bazılarına yerleri fazla gelir ve toprakları bozuktur. Kurur, ölür. Ve biliyor musun? Ne yaşadıklarını, ne öldüklerini hiç kimse fark etmez bile. Öyle giderler. Anlıyor musun? Anlıyorum efendim. Ben kızına çok çok meraklı bir kadınım. Ve kızımın mutlu olmasını ve köklenmesini istiyorum. Şimdi bana söyle bakalım. Niyetin ciddi mi? Evet efendim, çok ciddiyim. Dila benim için çok kıymetli. Çiçek gibi. Çok güzel. En kıymetli çiçeğim gibi. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.